Ya büyük fırsat var diyorum bu işte. Evet, vurgun diyorum, vurgun. Ya bak bir daha çıkmaz böylesi karşına. Gel işte kârını al. Evet ama bak sıkışık zamanlardayız. Kaçırmamak lazım. Tamam, sen düşün. Ama kararını bana bildir, olur mu? Gerizekalı. Gerizekalı. Bana milyonlar kaybettirdi. Pardon ya, ben geldiğini duymadım. İyi misin sen? Bir şey mi oldu? Yok bir şey ya. Egemen, ben istemeden kulak misafiri oldum. Birinden para istiyordum. Para değil, yatırım. Ne kadarlık bir yatırım? 2 milyon. Çok mu ihtiyacın var? Ya o ihtiyaç değil. Ya ben kimseye anlatamayacak mıyım? Bak 40 yılda bir gelir böylesi. Ya başta küçük bir yatırım yapacaksın. Sonra ömür boyu rahat edeceksin. Yani sefasını süreceksin. Ömür boyu? Ömür boyu. Peki yasal mı? Tabii ki yasal. Ya ben bıraktım o işleri biliyorsun. Ya ayrıca yani insanların milyon dolarlık evleri, arabaları olması için yani sadece dolandırıcılık mı yapması lazım? Ya doğru yatırımı yaparsan doğru para kazanırsın. Bu kadar. Ya tamam, ben de sadece sordum, emin olmak istedim sadece. Sen niye emin olmak istedin? Niye bu kadar çok soru soruyorsun? Egemen, biliyorsun bende para var. Yani beni de ortak yaparsan uzun vadede çocuğun geleceği için hani iyi bir yatırım olursa eğer. Eda, yani biz her ne kadar manen birlikte olmasak da hukuken karı kocayız. Yani sen benim varisimsin, mallarımın ortağısın. Sana ayrıca bir ortaklık kurmaya gerek yok ki. Ama sen çok istiyorsan, yani ama çok istiyorsan senin adına bir yatırım yaparız. Ama iyi düşün, istiyorsan. Hepsi bu kadar. İlk defa kanamışsın gibi hissettim. Egemen. Ne oldu? Sen bu geri koş. Neden? Çünkü yalan söyledim. Böyle yasal fırsat falan. Yok öyle şeyler. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar karlı bir iş yok. Sen haklıydın Eda. Ben rezil bir adamım. İşte öyle sizi yıllar sonra bulunca kaybetmekten korktum. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Eda, yani ben aslında... Hani sen az önce ilk defa karınmışsın gibi hissettim dedin ya. Sen öyle çıkıp gittikten sonra ben de ilk defa karınmışım gibi hissettim. Çünkü ilk defa bana dürüst davrandın, gerçeği söyledin.
defa sana güvenebileceğimi hissettim.